duymadın mı silah sesi? Silah sesini patlamaz mı duyuyorum? Duyuyorsun. Evet. Hiç vın sesi duydun mu bugüne kadar? Üstüme asılmadan cebim yok ki. He? Üstüme gelmeyince ben nereden bileyim yani bunu? Mesela, işte bu sefer üstüne gelmiş ya, duydun mu vın sesi? Bu sefer gelmiş üstüne. Duymaz, ben onu söylemeye abi çalışıyorum. Abi sen konuşulanını duymuyorsun da kurşunun vın sesini nereden duyacaksın? Müge Hanım, ben orada kurşun sesinden, ben silah sesi demedim bak. Orada beni yargısız ifade ediyorsunuz. Ben orada kurşun sesi. Ya benim kurşun sesi ne, silah sesi ne ya? Anlatıyorum Müge Hanım bak, anlatıyorum ben. Zaten kurşun, ya ben anladığımı anlatıyorum, benim şey anladığım bu. Ya bir şey söyleyeceğim, şurada şu ahaliye sor bakalım kurşun sesi dediğin zaman ne anlıyorlar? Hiç kurşun sesi, kime sorarsanız kurşun sesiyle silah sesinin biri olduğunu düşünün, laf hakkı olduğunu düşünüyorlar. Bunu sor, buyurun. Sor bakalım, sor sen. Kime sorayım? Herkese sor, ne bileyim bak burada bu kadar insan var. Ya ben hadit uzmanıyım, önce bana sor Allah'ın aşkına. Sorayım. Bu kadar yıldır, tabii ki aynı şeyi anlıyorum Ahmet Bey. Şimdi farklı bir şey anlayabilir miyim? Rami Bey'e sor, bu kadar yıllık ağır ceza avukatı. Polis memur arkadaşımıza soralım, emniyetin içerisinde yüzleriniz zaten atış. Üzeriniz bir dakika gelin. Tamam bir dakika. Bir dakika gelir misin? Yok gelemez de şimdi oradan gelmez, cevap tamam. Ha, oradan sor. Üzeriniz zaten çelildi. Şimdi kurşun sesi duyma ihtimali var mı yok mu yani? Kulak sesini arar. Nasıl? Kurşun sesiyle silah sesi aynı mıdır? Barut kısa gazının sesidir diyor. Ayırt edemezsin diyor. Yani ses barut gazının sesi. Patlıyor ya. Patlama sesi ya. Abi şeytan diyor ki getir bir tane silah. Sık. Burada. Yani şimdi bu sesini kim duymuş bugüne kadar? Hiç öyle bir şey duymadım ya. Kurşun sesi ayrı. Zaten yaşamadım. Yaşamadım. Zaten için o barutun sesi. Yani yani değil, benim ama Ahmet abicim yani vın sesini ben de poligona gidiyorum hayır falan da. Yani Hanım, vın... Orada siz bana kurşun sesi değil de silah sesi diye soraydınız. Ben gerçekten o sözü kelimeyi bulamadım. Ne farkı var? Patlama sesiyle gazın yanma sesi o ses birbirine karışır zaten. Özür dilerim, sorun benden kaynaklanmış. Vallahi ben de özür dilerim ama yani benim ben böyle düşündüm o soruyu. Eğer gerçekten silah dedi diye soraydınız. Tamam ben, mesela kurşun sesi nasıl bir ses abi? Ya ben yani üzerime gelmedi bu zamana kadar işte o şey dedim yani böyle cıv diye geçmesi hiçbir lazım diye. Cıv diye. Geçmesi lazım diye öyle düşünüyorum ben. Silah sesi ne? Silah sesini patlamaz yani bam diye bir tamam patlama. Peki mesela sizin köyde yasak ama bir havaya atan olmuştur düğünde müğünde. Oluyor. Mesela tamam öyle patlatıldığı zaman bir patlatılıyor bir de vuv diye bir ses mi geliyor? Ya bilmiyorum vallahi bilmiyorum ya. Hayır canım alakası geliyor mu gelmiyor mu? Alakası ya bana, yani bana... benim kulağım bunu ayırt edemiyor ki ben iyi duyarım. Sen mesela kulaklık rica evet, ettin bizden evet falan. %50 kadar da kayıp lan. %50 civarında bir kaybım var yani. %50 civarında kulak kaybın var. Evet. Tamam sen %50 civarında kulak kaybın olmasına rağmen bu, ama ben orada onu iddia bu silah kaldım patladığı zaman kurşunun yani merminin vın sesini duyuyor musun? Ya ben bu zamana kadar duydum demiyorum bak. Ama ben orada onu iddia etmiyorum. Ben duyanı da bilmiyorum da ondan. Bak, hani biraz şuranızda oraları karıştırmayacağım boş ver. Gerçekten eğer şey diyorsanız benim anladığım şekil eğer ki siz bana o soruyu silah sesi diye soraydınız. Ben o cevabı vermedim. Ay ben zaten o yüzden artık bunu ben alıştığım için geniş itibariyle ya, diye soruyorum. Çünkü mesela burada, çanak burada diyorum. Hayır çanak değil kase. Kase diyorum kase değil tabak. İşte, yani geniş itibariyle köylü, işte çanak çömlek neyse yani. Yani doğru. Köylüyle şehirli olduğumuzdan anlaşamıyoruz. Neden? O gün Birol abi telefonda... Abi köylüyle şehirliyle ne alakası var ya? Gerçekten anlaşamıyoruz. Burada gerçekten anlaşamıyorum. Ben kendimi alakası anlatamıyorum. Birol abi telefonda... E tamam bunlar senin kendi köylün değil mi? Murat abi bak gerçekten ben söylüyorum. Ben neden anlaşamıyor? İnci ya, sen de köyde misin? Ben köyde durmuyorum da. Ben köyde zaten bayağı silah sesiyle kurşun sesi sizde farklı mı? Ben bilmiyorum. Silah sesiyle kurşun sesi yani normalde bilmiyorum ama ben de izledim. O gün hiçbir fark yok. Kuru sıkı sesiyle ya normal ver, ha, silah da sesini ayırt etmeye çalıştım. Olmaz. Yok. Ben bu ayırt edilmiyor. Evet bir yanlış şey bir kullanım şekli bunu kabul ediyorum ama biz böyle ya, Türkçe'de budur yani. Ya kurşun kulak, sesi silah sesi. Bir kulak ya, bu sesin ayrımını sağlıklı bir kulak bu sesin ayrımını yapamaz. Çok iyi bilmesi siz gerekiyor. Siz %50 bir işitme kaybıyla çok uzun süre yaşayan biri olarak zaten bunun ayrı budur bir mu ses çıkarabileceğini zaten bilmiyorsunuz. İşte bak ben çünkü de kaybınız var. İsminizi yani hatırlamayacağım da. Rami Bey bak ben de anlatmayayım istediğimde biliyorum da. Şimdi o gün Birol abim bağlandı. Abi bak bağlandı? Soru şu. Soru şu. Müge Hanım, arkadaşlar bak tamam, abi soru şu ya. Ben cevaplayacağım silahı sana doğrultuyorum. Ya cevaplayacağım sorumuzu. Bir dakika sana bir. Benim bir anlatmam gereken bir şey var. Ben ama diyorsun ki silahı şöyle tutmuştu. Cevaplayacağım sorumuzu. Ama benim de anlatmam gereken bir durum var. O gün burada programınızda mesela canavar dediler. Siz canavarın ne olduğunu biliyor. Ben oradan kurt dedim. Ondan sonra düzelttiniz. Böyle bir ayrım farkımız var aramızda. Bunları anlaşamıyoruz. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Ya ne fark eder? Ha canavar, ha abi sana bir yani şey söyleyeyim mi?
İddia ediyorum her yöreden de gelince de o kadar iyi anlıyorum ki herkes de evet. bunu takdir ediyor. Artık herkesin de her yöresini her şeyini de anlıyorum. Yani belki bundan 15 yıl önce söyleseydim. Tamam torunu da alayım. Ya kurşun sesiyle silah sesini var mı burada? Yani vın diye bir ses çıkmamış ki hiç yani, mermide. Torunu da alabilir miyim? Benim soru şu. Soru silah sana doğrulmuş. Evet. Sen niye kaçmıyorsun aslında soru bu. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Sonra yani ben silahı sıka sıka. Hayır, ben silahı böyle sıka sıka kaçıyorum. Sen beni yırtık terlikle arkamdan kovalıyorsun. Sonra orada bir iz bulunuyor. Diyorsun ki bu benim ayak izim jandarmaya. Onu ben yayında diyorsun ki katil ayak izi. Söylemedim. Sonra oradan aradım. Çıkıyorsun. Katil başka Allah bir yere gidiyor. Sen başka Allah bir yere Allah. Gidiyorsun. Ali Murat'ın evine sen gidip yoncayı soruyorsun. Bu ne periz bu ne anlatıyorsun sen ya? Benim diyemişim. Sen buraya çocuğun katil aramaya geldin mi? Geldim. Ondan sonra da öğreniyorsun ki çocuk ölmüş olan yerine gidiyorsun. Ahmet o gün çarşambaydı bak. Çarşamba günü çocuğu sinsere salmadın. Aramızda bir olay oldu çıkardı hiç kimse değil. Başka çaresi yok. Salmadın vurdun onu çıkarmadın. Çıkarmadın tamam. Çaresi yok. Başka yok. Ahmet sen yaptın. Yok başka Ahmet. İnsan sen yaptın Ahmet. O gün çarşamba Temmuz 13 çarşambaydı. Ya bak. Bir hanım. Çocuğu susun. Sinsere gidip bir yere çıkardı çekti bunu. Ettirmedi. Başka çaresi yok. Hiçbir yeri aramayın. Hiçbir yeri aramayın. Nereye gideceğimmişmiş. Çarşambaydı o gün. Tamam çarşambaydı doğru. Simsere salmadın. Gidip adam karakolamış kardeşim. Niye salmadım ben? Yani öldürdün çocuğu. Karakolamış kardeşim. Çarşambaymış kardeşim. Yapacaktı bir şey. Ben ne öldürüyorum yani? Yapacaktı bir şey. Başkası öldürdü. Hiç çaresi yok. Hiç uğraşmayın. Hiç çaresi yok Müge Hanım. Allah'ım yarabbim ya. Burada beni öldürün başka çaresi yok. O kadar da değil. O kadar da değil. O kadar da değil. Ne kadar da? Lan ayak izi benim diyorum. Benim demedim ben. Ya bu kim dedi kara gelsin çıktı buraya. Ya karakol canlı ama neresi? Bağlansın şu adamla bir ifade ya. Bağlansın şu avukat mı avukat ya? Çıkarın ifadelerimi ya. Ben ayak izi benim bağlayın demedim ya. Bağlayın şunları ya. Demedim. O ayak izi benim demedim. Jandarma niye böyle bir şey? Ya adam yalanı mı olacak hocam adam? Beni tanımaz seni tanımaz. Benim babamım onu değil. Bir dakika ya. İki gün sonra aynı yerden kovan buluyorlar. Ya iki gün sonra kovan bulunmasıyla ayak izinin ne alakası var? Şimdi ya ifrat ya tefrit yani. Böyle bir şey yok. O ayrı bir konu. O ayrı bir konu. Müge Hanım ben çocuğumu devrettim. 50 gün sonra çocuğumu devrettim geldim. Nasıl ihmal bunlar? Orada ekip geldi. 50 gün sonra mobilet getiriyorlar. Gittik kuvanın dibine bir tek kuvan olabilir mi Rahmi Bey? Ben şahidim. Gittik beraber damat. Burada abi otların dikenleri içinde. Müsaade et. Otların dikenleri içinde tek bir kuvan bulmuşlar. Aha burada aldık. Adamlar aldı geldik. Aldılar işte ne yaptılar bilmiyorum. Beni gittiler özellikle bak. İki kuvan çıkarttılar. Tek bir kuvan buldular. Bak iki kuvan. Bir kuvan buldular benim yanımda. Ya bağlayın şu adamı ekipleri ya. Bir bağlayın ya. Bir dakika bağlayın. İşte jandarmayı bağlayamıyoruz. Aslında gerçekten bağlanmaları da bağlayın şunu ya. Yani. Evet. Bir şey daha soracağım. Bağlayamıyoruz. Bir şey daha soracağım. Müge Hanım. Memur onlar. Siz bu dosyayı inceledim dediniz değil mi? Evet. Dosyada o tornadan eklenen derseler her şey belli değil mi? Ekmaller var mı yok mu? Allah için konuşun. Allah için konuşun. Bir şey söyleyeceğim. Bak, bu jandarmanın, jandarmanın hatası değil. Şahısların hatası bu. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben bu dosyada ihmal görmedim. Çünkü ben bilmiyorum orada başka ne. Yani bu dosyaya göre ihmal yok. Bu dosyaya göre tam aksine bütün mermilerin atış yönü nereden olursa neresi çok güzel şemalarla çizilmiş. Renkli renkli bölgelerle belirtilmiş. Sizin ifadelerinizdeki çelişkiler belirtilmiş. İhmal yok. Bence çok güzel hazırlanmış. Adamlar dört dörü çalışmışlar. Dört dörü çalışmışlar adamlar. Çalışmışlar adamlar. Allah razı olsun adamlardan. Yanmışlar yani, vazifesini. Mesela yani görmek istediğim bir şeydi mesela onu da bulabildim. Yani normalde işte birisi attığı zaman kovanı nereye gider, nereden atılırsa nereye gider, nereden atılmazsa nereye gider. Ben sana şöyle söyledim Ahmet abi. Ben iki gün sizden müllet istedim. Okudum. Dedim ki bu dosyaya göre senden başka dediniz, şey yok, suçlu dediniz yok. Ya, dediniz ya. O yüzden. Ya, doğru. Ama bundan, ama bu şundan dolayı senin anlattıklarından yola çıkılarak yapıldığında yok. O yüzden belki bir şeyleri yanlış anlatıyorsundur. Ben senin samimiyetine inanmak ama istiyorum. Ama gördüklerim dışına yani gördüklerim dışına ben nasıl çıkayım? Ama o zaman mesela ya yanlış gördün ya senin anlattığın gibidir. Olmaz. Ahmet ya birini koruyorsun gördüğün koruyor, kişiyi birini koruyor hiç ya söylemek arada. İstemiyorsun. Koruyor koruyor. Bu ara sokakta ne oldu Ahmet abi? Kesin ikisine bir var mı? Biliyorum. Abi olarak ikaz ediyorum. Farkındayım. Hukukçu olarak. Farkındayım. Eğer gerçekleri ifade etmezsen, gördüğün kişiyi ele vermek istemezsen bu iş senin üzerinde başını yakar. Yazık olur. Benim bu lafımı unutma. Tamam ben be, oturuyorum. Ya, buyurun buyurun. Geç. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla 3 yıl birden cezaevine gönderildi.